Evet, konumuz madde bağımlılığı ve stüdyomuzda hepinizin çok yakından tanıdığı çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Arif Verimli, hoş geldiniz hocam. Sağ olun efendim. Ben bize ulaşmak isteyen, telefonla aramak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı da vermek istiyorum. 0212 454 55 17, 0212 454 55 18. Ayrıca bize Twitter ve Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Mail yoluyla ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için önce çocuğum@tgrthaber.com.tr e-mail adresimiz. Evet hocam, son yıllarda artış var mı? Siz de aynı fikirde misiniz madde bağımlılığında? Şimdi ciddi miktarda artış olduğu kanaatindeyiz. Neden? Bütün toplumca. Şimdi bunun bir tarihsel geçmişi var aslında. Örnek olarak söyleyeyim, 1970'li yıllarda özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş madde bağımlılığında ciddi bir artış oldu. Ve onu takip eden 10 yılda 1980'ler, 85'ler gibi de orada genç nüfusun hemen hemen 1/5'i ciddi madde bağımlısıydı. Türkiye her zaman olduğu gibi bir takım sosyal süreçleri gelişmiş Batı ülkelerinden daha geç izleyerek takip ediyor. Yani sosyal süreçteki yaşadığımız değişiklikler mi etken hocam bu artışa? Bir kısmıyla evet. Bir kısmıyla evet. Mesela şöyle kaba bir örnek vereyim ben. Bizim ülkemizde bir model araba görürsünüz. Hı hı. Abi bakarsınız İngiltere'ye ya da Almanya'ya, başka başka model araçlar var aslında. Yani bizim bugün revaçta sandığımız, son model dediğimiz araçların aslında Avrupa'da kullanımdan kalkmış olduğunu görürsünüz bir takım gelişmiş ülkelerden. Bir takım şeyler için söylüyorum. Bu kabaca olan bu benzetme sosyal süreçlerde de sanki aynı. Toplumsal süreçlerde de sanki aynı. Dolayısıyla 1970'lerde, 75'lerde başlayan bu sürecin daha sonra yavaş yavaş arttığını, bu artışı bizim ülkemizde de gördüğümüzü biliyoruz. Biz 1991, 94, 98, 2004 gibi yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda belirgin bir artışı dikkatimizi zaten çekiyor idi. Ne kadar kullanıcı var genç olarak? Zaten çekiyordu. Şu anda kabaca tahminen söyleyeyim. Son yıllardaki açık seçik rakamları ben bilmesem de, anlatabildim mi? Bu araştırmadan araştırmaya fark ediyor durum. Yani son bir ayda madde kullanımı, hayatla madde kullanımı gibi, hı hı, olarak bakarsanız ve madde çeşidini değerlendirmeden bakarsanız eğer, yani yaklaşık ürkütücü bir rakam söyleyeceğim. Buyurun hocam. %10'un üstünde. İnanılmaz gerçekten. Gençler arasında. Gençler için değil mi gençler hocam? Gençler arasında. Çünkü araştırmalar sadece gençler arasında yapılır. Peki hocam, bu konunun yıllarca hayatınızı neredeyse bu çalışmaya adadınız. Böyle biri olarak sormak istiyorum. Madde bağımlılığının gençlere, çocuklarımıza ne gibi tehlikeleri var? Nelerle sonuçlanıyor hayatında, sağlığında? Vallahi şimdi tehlikeleri teker teker sayayım. Bir kere bir madde bağımlısı olduğunuzda bir süre, bu süre maddeden maddeye değişebilir. Bir balayı devri yaşanıyor. Yani beyinde herhangi bir organik bir hadise ortaya çıktığı günlere gelmeden geçen bir balayı devri olarak tanımlıyorum ben. Balayı devri. Maddenin başlaması, hı hı, bir sorun ortaya çıkarması süreci, maddeden maddeye değişmekle beraber bir iki sene içerisinde bir sorunla karşı karşıya gelinebilir. Bu madde isimlerini tabii sözünü etmek istemediğim, evet, için ortalama olarak söylüyorum. Ciddi biçimde gelinebilir bu noktada. Neler meydana geldi meselesi. Bir süreç, bir X day. Yani, hı, bilinmez bir gün bu. Hı hı hı. Bu bilinmez bir gün. Bilinmez bir gün
Covid'den önce bir şöyle bir zaman çizgisi yapın. Herhangi bir yere bir çarpık koyun. Hı hı. O bilinmez bir gün, bugün bilemediğimiz bir gün. Ondan önceki dönemler maddenin kötüye kullanımı olarak tanımlayalım. Hı hı. O X gününden daha sonrası madde bağımlı olarak tanımlayalım. Gerçi psikiyatrik hastalıkların sınıflaması değişti. Bu sene DSM 5 diye bir kavram çıktı. Orada madde bağımlılığıyla ilgili tanımlamalar değişse de ben klasik tanımlamayı şimdilik ele alıyorum. Hocam peki o maddenin kötüye kullanımı dediğiniz şey hani o balayı süreci mi dedi? Balayı süreci. Hı hı. Yani madde. Yani yeni tanışma. Yeni tanışmadan bir an bir parmak bir tık daha önde olan, hı hı, taraf. Yani hayatına maddeyi sokmuş, kaçak köçek madde kullanan, hı hı, bunu kimseye bildirmeyen bir insan olarak düşünelim. Evet, maddenin kötüye kullanımı derken bunu kastediyoruz. Evet, madde bağımlılığı meselesi de bilinmez bir günde ortaya çıkabiliyor. Çıkıyor daha doğrusu. Bir şey mi tetikliyor bunu yoksa o süreç zaman orada başlıyor? Beyindeki mekanizmalar o zaman oluşuyor. Hı hı. Beyindeki mekanizmalar o zaman oluşuyor. Madde bağımlılığı diyebilmek için bir takım kriterler var tabii. Bunlardan bir tanesi giderek artan madde kullanımı. Sıklaşan ve artan. Yani bu noktada herhalde artık onu almadan yapamıyor. Herhalde bağımlılıktan kastettiğimiz şey bu olsa bir gerek. Bir anlamda evet öyle. Bir anlamda öyle. Yani o genel madde hayatta olmadan artık yaşayamaz hale geliyor. Evet, genel hayatta öyle. Ama onun öncesinde de o balayı döneminde de her madde kullanımı giderek zaman içerisinde artan bir özellik gösteriyor. Hem zaman sıklığı bakımından hem miktarı bakımından. Hocam bir de peki bir kere içildi diyelim. O bir kere genellikle hani ne olur ki derler ama o bir kerenin etkisi nedir mesela ilk içildiğinde? Biz bir çalışma yaptık, araştırma yaptık. Hatalı tutumlar başlığı altında. Hatalı tutumlardan bir tanesi bir kereden bir şey çıkmaz denemeleridir. Her bağımlılığın bir ilki vardır. Demek ki bir şey çıkıyor bir kerede. Evet, evet. Özellikle gençlerimizin böyle bir yanılgısı evet var. Bir kereden, bir şey çıkmaz. Tam bir düşünce yanılgısıdır. Diğer taraftan bakıldığında her madde kullanıcının bir ilki vardır. Evet, bunu da altını çizmek gerekiyor. Bir ilki vardır. O noktada hiç kimsenin yanına bile yaklaşmaması gerek yani evet bu konuyu. Peki hocam sözünüzü kestim biraz önce. Madde bağımlılığına gelmiştiniz. O süreçte neler yaşanıyor? Madde bağımlılığı içerisinde bir şeyden bahsettim. Maddenin giderek artan kullanımından bahsettim. İkincisi yoksunluk krizleri yaşanabiliyor. Maddeden maddeye değişiyor. Yani her maddeye göre farklı maddeden, bir maddenin tepki, kimyasal yapısına göre değişiyor. Yoksunluk krizleri yaşanabiliyor. Daha sonra maddesiz madde arayışı meselesi var. Yani mesela bir laboratuvar faresinde de o maddeyi kullandırırsanız laboratuvar faresinin de o maddeye giderek bağımlılık kazandığı ve maddeyi aradığını görürsünüz. Bu arama davranışı çok önemlidir. Çok ilginç gerçekten. Bu arama davranışı çok önemlidir madde kullanımında. Sizi aratır. Yani sonuçta burada bütün mesele beyin hücresi ile madde arasındaki kimyasal ilişkiyle açıklanabilecek şeyler var. Beyin nasıl hücresi, hocam? Beyin hücresi ile madde karşı karşıya ne kadar çok sık geldikçe orada bir mekanizma oluşuyor. Beyin hücrelerini öldürüyor herhalde değil mi hocam? Zarar mı veriyor? Sonuçta tam bir yangın yeri. Tam bir yangın yeri. Benim verdiğim konferanslarda onun slaytları da vardır. Keşke getirseydim keşke onu. Tam bir orman düşünün. Yeşillik bir orman düşünün. Bir de yangından sonra orman düşünün. Aradaki farkı beyinde görebiliyorsunuz. İnanılmaz. Beyinde yavaş 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 yavaş. Yani inanılmaz yavaşlıkta olan bir şey bu. Son derece yavaş gelişen bir süreç. Organik bir günün birinde yıllar sonra maddeden maddeye bu değişiyor.
Peki hocam, bu noktada yani o süreçte genç farkında mı neler olduğunun, kendisine ne kadar zarar verdiğinin bilincinde oluyor mu? Şimdi aslına bakılırsa evet, bilincinde. İşin zor tarafı da burası. Yani gence işte beynini öldürüyor deseniz. Bakın çok ilginç bir şey. Hı hı. Bir madde var bugünlerde. Çok tanınan bir madde var. Sorduğunuz zaman gence neden bu maddede ne var diye. İçinde fare zehri var diyebiliyor. E peki sen fare zehri olduğundan şüpheleniyorsun diyelim. Hı hı. Peki fare zehri olan bir şeyi içer misin? İçmem. Peki niye bunu kullanıyorsun diye sorduğumuzda alınan cevap bir sessizlik oluyor. Yani tehlikesi biline biline, problemi biline biline alınmaya ve kullanılmaya devam edilen bir süreçten bahsediyoruz. Evet, orada o noktada gencin hissettiklerini anlamak çok önemli herhalde. Ona da ayrıca geleceğiz ama bir izleyicimiz var hattımızda. Ahmet Cengiz bizi İstanbul'dan arıyor. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Sizi dinliyoruz. Şimdi benim hocadan bir şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi benim oğlum aşağı yukarı 8-10 yıldan beri uyuşturucu kullanıyor, çıkılıyor, bağımlı şeyi. Şimdi burada biz tabii yetkili çok yerlere müracaatta bulunduk. Zaman zaman işte hocayla da ettim, Arif Bey'le de görüşmeler oldu çocuğun. Fakat Asya'dan önce hocayla da görüşmüştü. Hocanın dediklerini biz ona tabi uygulayamadık. Yani mümkün de yok zaten. Ama biz şunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizi gibi insanlar perişan olduk. Ben 60 yaşındayım. 45 yıllık birikimimi benim oğluma harcadım ben. Yani psikiyatri doktorlarının muayeneleri de çok pahalı yani. Ondan sonra bazen psikiyatri doktoruyum. Yani bu beyinle ilgili kafalarına filmler bilmem neler bizi tuzaklara düşürüp Arif Hoca bunları biliyor. Arif Hoca'yı tercih ediyoruz. Bunlar kim olduğunu Arif Hoca biliyor zaten. Yani yalandan psikiyatri olmayıp da kafasına film çekip işte Mecidiyo şey civarında bir yerde biz aşağı yukarı benim bir 15-20 milyar paramı aldılar. Bu şekilde hiçbir şey yok. Ama bu dediğim kişiyi mütemelen Arif Hoca tanır. Yani en azından bu işin sahtekar olduğunu bilir yani. Bu iş üzerinde şimdi bizim sıkıntımız şurada. Benim oğlum, ben evde 3-5 kişi yaşıyoruz. 2 kızım var. Para vermediğimiz zaman bıçağı alıyor, saldırıyor. İş yerine göre camı çerçeveyi kırıyor. 45 yıllık biriktirdiğim birikimimi açsız susuz şerefimle dürüstçe çalıştım bu ülkede. Şimdi ben oğluma şu anda Porsche arabası almış bir adamım. Ama bunu nasıl aldığımı işte bankalardan gidiyorum, kredi alıyorum, hastaneye yatacağım diyor. Onu kurtarmak için ailemizde biz Karadeniz'de geniş bir aile mesulü. Oğlumun rençide olmaması için bütün imkanları ona kullanıyoruz. Doktorlar hayır bunu yapmayacaksın, doktor yapmayacaksın diye ama akşamdan psikolojik karşı karşıya benim. Dayatıyor bizi, iş yerine göre camı çerçeveyi kırıyor. Kendisi son derece karakteri sağlam, kişilikli. Biz evde 5 kişi yaşıyorsak hepimizden ben diyebilirim ki en dürüst içimiz de budur yani. O kadar karakterli sağlam bir kişidir yani. Ama bu zulümün peşine düşmüştür. Hastaneye yatırdık anatemel. Açıkça söylüyorum bu anatemeli. Ya bundan dolayı bir suçumuz cezamız da var. Sonunda katlanırız. Benim oğlum ben anatemel yatırdım zeytin burnunda. Defalarca para ödedim. Yani gittim hanımın kredi kullandı, kızımın kredi kullandırdım. Efendim sana söyleyeyim, bir sürü şeyler hep yatırıyoruz, 10 milyar 20 milyar 10 milyar 20 milyar veriyoruz, orada daha fazla içiyorlar, orada daha geniş arkadaşlar yapıyor kendine. Yani oraya gittiği zaman ben oğlum oraya yatırdım, en az 7-8 sefer yatırdım, bunlar resmi olarak tabii. Her gittiğinde, her gördüğümüzde oradan daha fazla şey olarak çıkıyor. Emniyet müdürüne gidiyorum, polise gidiyorum, savcıya gidiyorum, jandarmaya gidiyorum, yalvarıyorum, kurtarın sabahleyin bizim evimize, huzur yok. Benim bütün bankalara borcum var, mallarımı sattım.
Arif Ozan bunları Bakırköy'de başhekimlik yaptı. Ben Arif Ozan'ın şahsını tanımam. Bir iki sefer oğlumu kendisine götürdüm. Ama Arif Ozan'ın bize dediklerini biz zaten yapabilsem zaten problem kalkıyor ortadan yani. Biliyorum. Evet. Pardon, hat düştü galiba. Şimdi hocam, beyefendinin sorusu mi? Çok uzadı. Bir kısmını anladım, bir kısmını ses problemi sebebiyle çok iyi anlayamadım. Sizden yardım isteyeceğim. Yani benim anladığımla sizin anladığınız arasında bir fark var mı diye. Çaresiz hissediyor. Benim anladığım kadarıyla kendisine hani her şeyimi verdim diyor. Ama bir şimdi, sonuca ulaşamamış anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi gerçekten şöyle büyük bir söyleyelim. Trajedi. Gerçekten. Şöyle söyleyelim. Vatandaş yaşayan insanlarımız ne derlerse desinler haklıdır. Haklıdır. Temelde hakkıdır. O fikirlerine saygı duyuyoruz. Fakat düzeltilmesi gereken bir takım inanış hatalarımız var. Nedir hocam? O da şu. Madde bağımlılığında dünyanın neresinde olursa olsun diğer tıp dallarındaki gibi bir ameliyat sonucu isteniyor doktordan. Yani doktor o kadar maharetli olsun ki bir çırpıda ameliyatı düzelsin. İyi yapsın. Hı hı. İki kere, üç kere bilemediniz bir hafta hastaneye yatsın. Anlatabiliyor muyum? Bir hafta hastaneye yatsın. Bir haftanın sonunda hiçbir zaman başka bir madde kullanmasın. Bütün hatıralarını kişi silsin tarzında gerçekle uyumlu olmayan bir beklenti var. Yani madde bağımlılığıyla uğraşmak gerçekten çok zor bir çok süreç zor. Değil mi? Bunu yani madde bağımlılığında en dünyanın en iyi kliniklerinde bile Amerika'da da işte iyi diyebildiğimiz kliniklerde bile aslında bir farkımız yok. Aslında bir farkımız yok. Bazı sosyal alanlarda farkımız olsa da başka türlü farklarımız aslında yok. Başarı şansı %40'ı geçmiyor. Yani size 100 kişi başvurursa 40'ında başarılı oluyorsunuz. Bu önümüzdeki tedaviye başladığınız günle önümüzdeki bir yıl için söz konusu. Her ilerleyen yıl maddeden kurtuldu diyemiyorsunuz. Başka türlü yine hastalıklarda olabiliyor değil mi hocam? Başka türlü hastalıklarda hadi bir sene sessiz geçti, iki sene sessiz geçti, üç sene ya da sene değil de yıl sessiz geçti. Hastalık geride kaldı diyebilirsiniz. Ama madde bağımlılığı öyle değil. Madde bağımlılığı beynin sırlarında gizli olan bir davranış problemiyle karşı karşıyayız. Gerçekten çok enteresan yani, bir konu. Yani öyle bir şey ki bizden olan beklentiler bazen yanlış anlama yol açabiliyor. Siz elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Bütün bilginizi kullanıyorsunuz. Karşınızdaki insanı insan olarak çok değerli sayıyorsunuz. Zaten hekim olmanın en önemli tarafı odur. Yani insan mutlaka çok değerlidir. Tartışmasız çok değerlidir. Fakat öyle bir noktaya geliyorsunuz ki o noktada yanlış anlamalar birbirini götürüyor. Olacaktır. Bu yanlış anlamaları da biz olağan karşılamak zorundayız. Anlatabildim mi? Dünyanın en iyi kliniklerinde %40'ı geçmeyen bir süreçten bahsediyoruz. Düşünün, ben şöyle bir benzetme aklıma geldi. Uygun mudur bilmiyorum ama. Şimdi ben odamda oturuyorum. Aldım bir saat, yarım saat, 15 dakika neyse. Kişiyle görüştüm, konuştum. Bir takım tavsiyede bulunduğumu varsayalım. Doktora bir kez getirince bu olayın bittiğini biliyor insanlar. Böyle düşünen insanlar böyle dahi olay, var. Böyle bir şey söz konusu değil. Oturduğunuz yerde uzaya bir füze atıyorsunuz. Bu füze gidip kenetlenecek. Arada herhangi bir şekilde bir kablo bağlantısı yok, elektronik bir bağlantı yok, bir şey yok. Yani ben odamda otururken, başka hastalığa uğraşırken diğer insan toplumda ne yaparsa yapacak, hareketlerini ben nasıl denetleyeceğim? Mümkün mü bu? Gerçekten ne kadar zorlu bir süreç, bunun bilincinde olmak gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Nasıl bir doktor denetleyebilir? Bu bir operasyon değil ki, bu bir ameliyat değil ki.
O yüzden de hani gerçekten bugün yaptığımız bu program çok önemli. Çok zor. Ailelerin çok bilinçli olması gerekiyor. Çok zor. Büyük bir, bakın burada çok büyük bir ihtimalle başarısızlıktır demek istemiyorum. Yani sizin önerilerinizi ve sizin yaptıklarınızı aksini yapmaya çalışan bir çocuk yetiştireceksiniz. Ondan sonra bütün suçu alıp başkasının kucağına vereceksin. Evet, bu konuda söylenecek çok şey var ama bir izleyicimiz daha... Yani 3 gün arka arkaya susmayan program yapsak hala konuşacak şey bulunur bu konuda. Evet, çok gerçekten çok zorlu bir konu. Bir izleyicimiz var, telefon hattımızda bekleyen pek çok izleyicimiz var ve daha fazla bekletmek istemiyorum. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Merhabalar efendim. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sizi dinliyoruz. Benim hocama bir sorum olacak. Benim 15 yaşında bir oğlum var. Madde kullanıyor, panik çekti. İki kere anladık. Üçüncüde biraz eve böyle şey geldi, ayakta duramıyor. Babası kızdı. Ben size dedik hani bir karakola götürelim. Kimler yaptığını, arkadaşlarını öğrenelim veya nerede yaptığını öğrenelim diye karakola götürdük. Bizden kalmak istemediğini, kendi bilinçli olarak değil de bilinçsiz bir şekilde bize gitmek istemediğini ailesinin, ailesinin sıktığını, baskı yaptığını. Ama öyle bir şey yok yani. Biz onun iyiliği için her şeyi yapıyoruz. Biz bunu ne yapabiliriz acaba? Şu anda evden dışarı çıkıyor işte. Evde ama hocama onu soracaktım. Hani nereye götürebilirim, ne yapabilirim? Hocam, sormak istediğiniz bir şey var mı izleyicimizin? Sormak istediğim bir şey yok. Çok net anlamakta zorlanıyorum. Açıkça konuşayım şu açıdan. Acaba bir ses bağlantı sorunum var. Ben mi duymakta problem yaşıyorum? Bali çekmiş birkaç kez. Bali çekmiş. Evet. Karakolda sorgulamışlar. Hani nereden alıyor vesaire. Çocuk ailesini suçlamış. Böyle bir durum. Aile çaresiz. Ne yapacağız diyor. Nasıl baş edeceğiz bu durumla? Ya, bu hadise böyle. Bir kere bu tür uçucu maddeler bakın sanayide kullanılan 2000'e yakın madde var. Bunun %95'i hanımefendinin sözünü ettiği, bizim sözünü etmek istemediğimiz uçucu maddeler ve yapıştırıcılar. Kullanma yaşı çok daha düşük. Yani bu 7-8 yaşlardan başlayarak 12-13 yaşına kadar süren bir tablo. Bir keşif. Yani o kadar çok madde var ki, 2000'e yakın madde. Bu maddelerin kullanılması yasak değil ki. Bu maddeleri kullanımdan çıkarın, endüstri çöker. Bir de böyle bir durum var. Endüstri çöker. Yasak değil. Peki hadi polise gittik. Polis de vatandaşa kıymet verdiği için almış, sorgulamış ama polis de biliyor bunun yasaklanmış olmadığını. Yani yasaklanan maddeler bile bu kadar çok kullanılırken günlük hayatımızda oluşan maddeler o kadar yaygın, o kadar çok ki. Dolayısıyla bunun bir tek önlemi çocuğu başından itibaren doğru davranışa yöneltmek eğitimidir. Evet hocam. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi çok zor bir soruyu soruyorsunuz. Keşke bunun birçok cevabı olabilseydi. Çok geniş bir yanıtı var. Ben özetleyeyim size. Evet, lütfen. Çocuk yetiştirme meselesi gündeme geliyor. Bir, nasıl çocuk isteniyor? Risk almayacak hayatında. Hayatında risk almayacak. Bakın gündelik yaşama. Risk alma. Şöyle söyleyelim. Bir trafik ışığı kırmızı. Kırmızının ne anlama geldi? Her yerde öğretiliyor. Kırmızıda geçen sürücü var mı yok mu? Çok. Çok. Şimdi kırmızıda geçen sürücü ne kadar yasaklanırsa yasaklansın, eğer sürücü kırmızıda geçmekte ısrar ediyorsa bilin ki kişilik bozukluğu gösteriyordur. Davranış bozukluğu gösteriyordur.
Yani kabaca benzetebiliriz. Kırmızıda geçişler ne kadar yasaklanırsa yasaklansın, ne kadar halk bunu bilirse bilsin, kırmızıda geçenler olduğu sürece madde kullanıcısı da olacaktır. Davranış açısından. Hı hı. Çünkü bu bir yasaklanmış bir maddeyi tercih etmek. Bu maddenin zararlarını göz ardı ederek kısa süreli faydalarından yararlanmak. Ne güzel söylediniz. Kısa süreli faydalar gerçekten de öyle. Kısa süreli, 2 saat, 3 saatlik kafa yapma dedikleri bir sarhoşluğundan yararlanmak. Aslında bu bir zehirlenmedir. Tıbbi terimle intoksikasyon, intoxication. Yani bedenin yaşaması için gerekli olmayan bir takım maddeleri alıp kullanmak açısından hangi tercihte bulunuyorsak, o tercih hatalarımız, karar verme süreçlerimiz, karar verme süreçlerimizi ilgilendiren mekanizmalarımız, eğitimimiz, aldığımız anlam, yaşam anlamı, yaşam felsefesi gibi eğitimler son derece önemli hale gelmeye başlıyor. Risk almak çok önemli. New York'ta bir kitap yayınlandı bu konuda. Adı Risk Alanlar. Çok ilginç. Bir bakıyorsunuz, ben medyayı izlediğimde işte bu riskli bir iştir, biz bunu yapıyoruz diyen bir adam görüyorsunuz. Demek ki risk almak kumar oynamak gibidir. Yani çocuğumuzu bu yönde yetiştirmemiz gerekiyor. Öncelikle risk almamak. Evet, bir bu. İki, çocuğun arzu ettikleri oluşmadığında, çocuğun bir takım isteklerine hayır diyebilirsiniz. Çocuk olumsuz bir duyguya kapılıyor, öfkeleniyor, sinirleniyor, hayal kırıklığı yaşıyor. İşte çocuğumuza o hayal kırıklığına katlanabilecek eğitimi vermek. Ne kadar doğru. Yani hani her dediğini yapmak değil ama o hayal kırıklığını... Şimdi bakın, o kadar yanlış bir şey, konu kapıyı açıyor bu konuda. Evet, gerçekten. Her dediğini yapmak deyince, varlıklı bir aile, onların iki çocuğundan biri, doktor bey, ben bu çocuğun her dediğini yaptım. Ne sorun olabilir? Değil mi? En büyük sorun da orada aslında. En büyük sorun da orada. Mesele çocuğun sorunu ya da sorunsuzluğu meselesi değil. Çocuğa ne kadar kıymet verip vermedin değil. Ne kadar başından beri doğru eğitim verdiğin meselesi söz konusu. Yani sınırları da koymak gerekiyor. Değil mi hocam? Yani onun da tabii çok dereceleri var yani sınırı koymak dediğiniz şey. Tabii fazlası da zarar. Hani sınırı koymak tarzında bir kitap yazın, 300 sayfayı bulur yani. Anlatabildim evet, mi? Evet, evet. 300 sayfayı bulur. Demek oluyor ki bir, hayal kırıklığına katlanma gücü. Hı hı. İki, risk alma davranışı. Efendime söyleyeyim. Üç, doğruyu yanlışı iyi ayırabilme yeteneği. Bu da çok önemli. Dört, duyguları sözel biçimde ifade etme yeteneği kazandırmak ve girişkenlik eğitimi. Girişken bir çocuk yetiştirmek. Siz kültürel anlamda çocuk yetiştirme sanatınızı oturur da sen çocuksun sus, konuşma, amcan konuşsun üzerine kurarsanız, zamanı gelince büyüksün, niye bunu yaptın? Çocuk çocuk mu, büyük mü olduğunu anlamamaktadır. Evet. Yani ailede de, ailenin de aslında rolü oluyor bir parça. Ailenin rolü çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Ailenin rolü şu açıdan çok fazla. Direkt madde kullanımında fazla değil. Yanlışı tercih edecek çocuk yetiştirmek de çok fazla. Farkında olmadan, hani bilmeden, neyse bilmeden, ki farkında olmadan zarar veriyoruz. Fark etmeden çocuğun bir defa kıymetli olmasını sağlamak lazım. Çocuğun fikrini açıkça ifade edebildiği bir demokratik ortam bulabilmesi lazım. Çocuğun bağırarak susturulduğu bir ortam olmaması lazım. Çocuğun doğruyu yanlışı yapabilen
yanlış davranmayan ebeveynlere sahip olması lazım. Yani önünde düzgün modeller olması gerekiyor. Düzgün model olması gerekiyor. Çünkü çocuk nasıl, bir kız çocuğu nasıl kadın olur? Annesine bakarak kadın olur. Bir erkek çocuğu babaya bakarak erkek olur. Çok doğru bir şey söylediniz. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla bir suçu, bir günahı, bir eksikliği başkasının kucağına vermek çok kolaydır. Evet, ne güzel söylediniz. Hocam yine bir izleyicimiz var. Lütfen. Figen Özgür Antalya'dan arıyor bizi. Merhabalar Figen Hanım. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Ben hocama bir soru soracağım. Oğlum 24 yaşında. 6-7 kere bu madde bağımından kurtarmak için hastanelerde yapıldık. Tedavi yaptık. Fakat hala kendisine bir çözüm ulaşamadık. Acaba nasıl bir çözüm bulabilirim de ben bundan kurtarabilirim? Figen Hanım, oğlunuz kaç yaşında dediniz? 24. 24 yaşında. Ne kadar süredir madde bağımlısı? Yaklaşık 17 yaşından beri. 17 yaşından beri. Hocam. Bu da saygıyla biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hanımefendiyi günlük yaşantımdan da yani yanlış bir cümle kuruyorum. Günlük yaşantımda ne kadar insanlar anlıyorsam burada hanımefendiyi de anlıyorum ben. Bir çaresizlik ve bir yanlış meselesi. Yanlış, hastaneye yatmakla iş bitmez. İşte bir umut görüyor herkes tabii ki doğal olarak o noktada. Hastaneye yatmakla iş bitmez. Hastaneye yatmak meselesi davranış bozukluğunu toparlama meselesi değildir. Yani bu noktada aileye de herhalde çok büyük bir iş düşüyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir iş düşüyor. Çok büyük bir görev düşüyor. Bu görev de somut bir görev değil. El avuca gelecek bir görev değil. Annenin babanın da kendine göre kişilik yapısı var. Anlatabiliyor muyum? Bütün mesele, ben şurada özetliyorum. Toplumun ya da kanunun yasakladığı bir şeyi içindeki dürtüye yenilerek yapan kişiden bahsediyoruz. Şimdi bakın size bir örnek vereyim ben. Bir örnek vereyim. Herkes bunu da lütfen izlesin istiyorum. Evet. A maddesi. Bir A maddesi. 30 bu yapılmış bir çalışmadır, araştırmadır. Yapılmış bir araştırmadır. 30 tane hiç madde kullanımı olmamış kişi. 30 tane yaşıtları ve yaşları ve kimlikleri açısından da birbirine benzer 30 kişi madde kullanmış ama son bir yıldan beri kullanmayan vakaları iki gruba ayırıyorsunuz. İki ayrı salonda iki işlem yapıyorsunuz. Beynin tükettiği glikoz miktarını saptıyorsunuz her ikisinde. Ve onlara da aynı filmleri gösteriyorsunuz. Önce her iki gruba birden yeşil ırmakla, kırmızı şeyler, yani hiçbir informasyon içermeyen kırmızı kiremitli evler, bahçesi tavuklar tarzında filmler gösteriyorsunuz. Bu filmlerde beyin glikoz metabolizmasında hiçbir fark yok. Madde kullanmış, bir deneyi olan ama bir yıldır kullanmayan kişilerde bu şekilde ciddi bir kişileri de içine alan bir çalışmada hiçbir fark yok nötr filmlerde. Ama madde kullanılan günleri hatırlatan film gösterirseniz, normal kişilerde hiçbir değişiklik olmuyor. Madde kullanmış kişilerde belirli beyin bölgelerinde glikoz kullanımı artmaya başlıyor. Çok ilginç hocam. Gerçekten çok ilginç. Anlatabildim mi? Bu özellikle bizim benim resmi görevlerim sırasında temasında olduğumuz Amerika'daki uluslararası kuruluşlar falan içerisinde çok iyi bilinen bir örnektir. Demek oluyor ki bağımlılık bir noktadan sonra bir organik beyin sorunu ortaya çıkarıyor. Evet, bunu da böyle bilmek gerekiyor. Bağımlılık dediğiniz şey
organik bir beyin meselesidir. Bağımlılık asla tavsiye ile düzelmez. Ceza ile düzelmez. Hanımefendi dedi ki babası çocuğuma kızdı. E kız da ne oldu? Yararı oldu mu kızmanın? Niye yararı zarar olan açısından bakmıyoruz biz? Hocam yarım kaldı konuşmamız ama ben önce çocuklarımızı, gençlerimizi madde bağımlılığına iten nedenleri öğrenelim istiyorum. Evet, onu ben açıklamaya çalışayım. Yaklaşık %70'i merak. Meraktan. Merak. Bu merakta olumsuz ya da olumlu propagandalar. Yani biraz arkadaş etkisi de mi oluyor hocam? O ikincisi. Yoksa? İkincisi. Biz bu konuda bir film hazırlamıştık. Bir film hazırlamıştık. Okullara dağıtmıştık filmi gösterilsin diye. Merak. Acaba ne? Acaba ne? Acaba ne olacak? Acaba alsam bir şey olur mu gibi hayat deneyi, tecrübesi az insanların yarattığı bir olgu. Arkadaş baskısı da şöyle. Arkadaş etkisi. Utangaç, çekingen bir çocuk olduğunu varsayalım. Hı hı. Bu çocuk herkes gibi bir kız arkadaş, erkek arkadaş edinmek istiyor. Öz saygısının gelişebilmesi açısından beğenilmek, beğenilmemek meselesi var ki kafasında. Bir tane tecrübeli arkadaşı onu yoldan çıkarabiliyor. Nasıl yoldan çıkarabiliyor? Al, şunu bir çek, kafan düzelir. Ya da bir grup ortamında. Hayır diyemiyor. Ya da bir partide ya da bir toplantıda diğerleri içerken duman altı oluyor diyelim kişi. Çocuk, sen bebek. Bak, en kötüsü de bu değil mi hocam? Büyüdük gibi alay etmeler, küçümsemeler tarzında çocuğun arkadaşlarından, arkadaş demiyorum ben bunlara. Evet. Tanıdıklarından dışlanabilme korkusu nedeniyle istemeye istemeye bilerek kabul eder. Ne kadar üzücü bir durum değil yani mi hocam? Yani zararlı olduğunu bilerek istemeye istemeye kabul eder. Bir de düşünün, genç yaştasınız, 15, 16, 17 yaşındasınız, yasa dışı bir iş yapınca ne kadar özgüveniniz kendine gelir. Kendini ispatlama çabası içinde zaten. Kendini ispatlama çabası içinde. Yani bir an önce büyümek, bir an önce yetişkin bir adam olmak, bir an önce toplumun taşlarından birisi olmak isteğinde olan bir genç, yasa dışı bir iş yaptığı zaman daha özgüveni artar kendisine. Ben ne yapıyorum? Yani madde kullandığı zaman daha rahat hareket ediyor, etmeler, daha sıkıntısız hareketler gibi. Yani birincisi merak, ikincisi arkadaş etkisi gibi şeyler. Aile tek başına iter mi? Hayır, itmez. Ailenin yanlışları var mı? Elbette var. Ne tür aileler çocukları daha çok, hangi tür ailelerin çocukları daha çok yöneliyor hocam? Yani böyle bir şey var mı? Vallahi yanlış bir şey söylemek istemiyorum aslında. Çünkü söyleyince yanlış kalıyor insanların hakkında. Demek istediğiniz farklı anlaşılabiliyor. Burada klasik Türk tipi aile. Klasik Türk tipi aile en ideal aile biçimi. Öyle mi? Ne güzel söylediniz. Biraz da son yıllarda sanki aile yapıları bozuldu, değer yargıları değişiyor. Şimdi annenin tabii, ekonomik bazı özgürlüğüyle birlikte yıllar evde dengeler değişiyor. Toplumların sosyal yapısı artan teknolojiyle beraber gerçekten alışkanlıkları giderek değişiyor. Bir toplum diğer topluma benzemiyor aslında. Ortak özellikleri belki benzese de genelde benzemiyor. Ama en ideali mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Televizyonsuz bir hayat düşünün bugünden itibaren. Mümkün mü evinizde? Değil tabii ki. Peki eskiden bir televizyon vardı. Bütün mahalle televizyonun başında otururlardı. Hadi anladık. Şimdi herkes odasında var. Mutfakta ayrı, salonda ayrı, oturma odasında ayrı, çocuğun odasında ayrı.
Herkes aile televizyon filmi izlemiyor mu? İzliyor. Bütün bunlar sonuçta şöyle bir şey ortaya çıkarıyor. Birbirinden uzaklaşan, kopan, birbirini yeterince tanımayan, insanlığını, duygusunu tanımayan bir aile yapısı çıkıyor karşımıza. Ev sadece soğuktan korunulan, bedava yatılan bir yer. Otel olacak yani. Neredeyse. Anne babayı, baba anneyi, çocuk babayı falan tanımıyor. Zaten 16-17 yaşında olan çocuklar da biraz evin dışına doğru çıkmaya başlıyorlar. Ergenlik önemli faktör. Yani ergenlik konusunda anneler, babalar mutlaka eğitilmeli. Evet hocam, bir de şunu söyleyelim, çok az bir süremiz kaldı. Annelere, babalara uyarılarınız var mı? Nasıl anlayabilirler hani çocuklarının böyle bir madde bağımlılığı olduğunu? Şimdi hemen söyleyeyim. Anneler, babalar nasıl anlayabilirler? Anneler, babalar, geçen gün bir vakamız oldu. Eşi, annesi büyük bir telaş içinde bizim çocuğumuz gene madde kullandı diye doğru doktora telefon ettiler. Telefon ulaşmaya çalışıyorlar falan. Bir baktık yok. Kullanmamış. Kullanmamış. Demek oluyor ki kişilerin sübjektif hisleri her zaman doğru değildir. Evet, ne güzel bir örnek verdiniz. Her zaman doğru değildir. Burada en önemli özellik kan ve idrarda maddenin doğrudan tespiti dışında hiçbir davranış madde kullanımı açısından suçlanmasını gerektirmez. Ama yine de hani ne bileyim çocuklar gizlerler genellikle böyle şeyleri. 2 sene ortalama. Yani çocuğun madde başlaması, anne babanın haberin olması ortalama 2 yıl. İşte o süreçte, o süreçte böyle dikkati çekmişler. O süreçte balayı devrinden bahsettim biliyorsunuz. Evet. O süreç genellikle balayı devridir. Evet. Yani hiçbir belirtinin gözükmediği, kullanımdan memnun olunan dönemdir o dönem. Daha sonra sonuna çıkmaya başlar. Ama indirekt biçiden asla çocukları suçlayıcı bir hale gelmiş olmayalım. Önemli olan konu 16-17 yaşa çocuklar yavaş yavaş ergenliğin gereği bağımsızlık çabası içindedirler. Anne baba ikinci plana gelir. Anne babanın lafına itirazlar, ben de varım demeler başlayabilir. Yavaş yavaş dışarıdaki arkadaşa önem kazanır. Dışarıdaki arkadaşları her zaman denetleyemezsiniz. Çocuğun arkadaşla eleştirdiğiniz zaman çocuğunuzu eleştirmiş olursunuz. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlara çok hangi benlik zaten reddedilirsiniz. Aileye karşı mesafe koyuyor böyle bir durumda çocuk, zaten değil mi? Zaten kapısını kapatır, içeri gider. Evet. Bağımsızlaşır, eve geç gelmeler, evden dışarıda geçirmeler. Bir şey daha dikkatimi çekiyor. Özellikle son 10 yılın çok önemli bir meselesidir. Küçük çocukluğunda dikkat eksikliği bulunan olgular ileride madde kullanması açısından risk altındadırlar. Buna da dikkat etmek lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Süremiz doldu. Keşke yani konuştuk, o kadar çok şey var ki. Bir başka programda biz konuşalım. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Naapurista kuuluu se palokan tahti, jalakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Saliveli hikkuttukku tappii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot.